Trabzon'da Hamsiköy'de açık oylamadayız efendim. Yani bendeki hayal kırıklığı sütlaçla alakalı oldu. Çünkü Hamsiköy'deyiz. Sütlaç hakikaten güzel olması lazımdı. Yani sütün yağlı olması sebebiyle, bizim de gözden kaçırması sebebiyle sütlaç dibini aldı. Ona üzüldüm ama geri kalan menülerde eksiklik ve noksanlık yoktur ya. Evet, şimdi Turan için puan zamanı. Menüsünde de masasında da eksik yoktu. Onun için 3 ila 10 arasında beğendiğiniz yemeklere göre puanlarınızı vereceksiniz. Buyursunlar. Siz puanlarınızı yazarken ben de her zaman olduğu gibi Tuğra'nın menüsünü hatırlatayım size. İlk olarak tirma çorbasıyla başladık. Süt tirmasıydı. Ardından hamsi kuşu, kuymak ve soğan tavasından oluşan bir ara yemek tabağımız vardı. Ana yemek olarak palamut dolması, yanında kaşık salatayla ikram edildi. En sonunda da Hamsiköy sütlacıyla Trabzon'da Hamsiköy'de kapanış yaptık. Bakalım hanımlar Turan Bey'e kaçar puan yazdılar, birazdan göreceğiz. Ama tabii ki sorayım yine. Şöyle ben menüyü saydım, daha onu da beğenmiştik veya bunu beğenmemiştik diye tekrardan puanını düşünen ve değiştirmek isteyen var mı aranızda? Haksızlık olmasın, her gün dediğim gibi hakkaniyetli ve adil olun lütfen. Yok mu değiştirmek isteyen? Tamam mısınız? Peki. O zaman hemen yarışmacımız Turan'a dönüyor. Kaç bekliyorsun? Yani en az 8 bekliyorum. En az 8. Tabii. Aa, yani sadece güldü. Yani gülebilir. İlkay da güldü. Yani kızıyordunuz işte de... Aleyna'ya gülüyor diye. Şimdi siz neye güldünüz? Niye güldünüz İlkay'a? Ha, sen sor şimdi de. Biz o da büyüğüz, güldü. Güleriz. Hem bu yeterli bir açıklama. İlkay'a göre sadece çocuklar kıskanır, büyükler güler. Evet, ilk olarak da senin puanına başlıyoruz. En az 8 diyor yarışmacı. Evet İlkay, aç ve söyle lütfen bize puanını. 5. Aa, kaç? 5. Çok beğendiğinizi söylediniz. Puan konusunda cimri olacağımı söylemiştim. Neden cimrilik yapıyorsunuz? Kapatır mısın puanı? Ne demek o cimri olacağım? Yani beğenip de vermemek eksiklik olmuyor mu? Ama şimdi bu haksızlık oluyor. Dün aynı bana yaptığı gibi. Yani şimdi beğendiğin halde sen cimri olacağım dedin. Niye? Sebebi ne? Ben gerçekten merak ediyorum. Ama tuzlu, çok tuzluydu yemekleri. Ama ana yemeği sütlaç... beğendin. Zaten ana yemeği. Sen ana yemeği beğendin. En fazla puanı senin vermen gerekiyor şu masada şu anda. Dün de aynısını yaptım. Hamsi kuşunu beğendin, kuymağı beğendin. Ana yemeği de beğendim. Ha, ne bilir 5? O kadar yemek. Bir dakika, özel bir sebebi mi var senin? Yok, özel bir sebebi yok. Hayır, cimri olacağımı söyledim. Dün de alçak olacak benim puanlarım dedin ya. Sebep evet. Ne? Evet. Vardır bir sebebi. Dörtlerin intikamı. Ben kıstasa kıstas yapmıyorum. Bana hepsi 4 vermişti. Ama sizin masanız 4'lük bile değil ki. Yapmayacağım. Kıstasa kıstas yapmıyorum. Yapmadın ben da ne yaptın? 5 midir yani kıstasa kıstas yapmamak? Dün de öyle. 4 vermedim onlara. Ama sen yanlış puan veriyorsun. İlk ay hiç kimse hak ettiği puanı vermedi şimdiye kadar. Yani şöyle desek doğru cümlesi olur. Sana 4 vermeli. Hakikatli davrandığımıza inanıyorum. Arkadaşlarım adına da aynı şeyi söylüyorum. Hiç inanmıyorum. Ha, ondan sonra yanlı ve tavırlı puanlar olmaya oluşmaya başladı. Bak ama en düşük şu ana kadar ben puan aldım ama rakiplerim sürekli benim üstüme geldiler. Şu anda şu hep masada gelindi. Yorumlara sürekli bakılarak en çok gelindi. Puanı senin vermen gerekiyor. Senin 5 verdiğin yerde 4, 3, 2, 1 vermesin. Bunu arkadaşlarım bağlar, beni bağlamaz. Ama bağlamaz, o öyle bir şey değil mi? Herkes kendi hürriyetiyle veriyor puanını. Zuhal Hanım hala birinciliği oynadığını sanıyor herhalde. Gerçekten mi? Evet. Bana öyle geldi. Yani aa, bir, evet, şans, bir şansı var diye düşünüyor bence. Düşünebilir tabii, olabilir, öyle mi düşünüyor? Belli olabilir. Yani olay bu. Olabilir. Ha, ondan sen o kadar düşük tutuyorsun. Ha, sen keşfettin. Ama hep birbirimizin rakibi değil miyiz burada? Doğru, biz? O ayrı tabii de. Yani beğendim, niye beni beğendim. Hemen yarışma dışı ama bıraktınız? Beğendim, evet, beğendim, niye bıraktın? Evet, niye beni yarışma dışı bıraktınız? Evet, niye bıraktınız? Niye yok bıraktınız? Mu öyle bir ihtimal? Kendi kendini bıraktı arkadaşlar, bence. Arkadaşlar cevap veriyorum. Beni niye rakipten görmüyorsunuz? Sen kendini sildiğin için. 4444 derler ya. Yani ilk gün olduğu için hakikaten hakkaniyetli puanlar sana verilmiştir. Ondan bence sonra hakkaniyetli sen, vermedik, sen, fazla verdik. Yani biraz da fazlaydı. Üçün üzerine emeği, herkes emeği verdi. Doğrudur. İlk hakikaten ayarlı. Öyledir. Ama ondan sonra sen tavrı, öteki tavırlı, evet. Yanlı olunca puanlar eksik ya da noksan ya da tamam, anladım, strateji yapıyor. Öyle. Kendi puanlarını korumak için, evet. Düşük puan veriyor anladığım kadarıyla. Bu yapılıyor. Öyle mi? Öyle. Tamam. Görülmüş şey değil. Niye? Öyle diyor ya. Öyle diyor. Yapılıyor mu programda? Kendi puanlarını korumak için düşük puan. Ben de diyorum ya, niye bu? Ben Zuhal alçak Hanım. Olacağım, cimri olacağım puanlarda diyor. Zuhal Hanım, umut fakirin ekmeğidir. Öyle demeyelim de artık. Diyelim bence. Ama tabii ki rakipsin. Sen insanlar
Pardon da benim ekonomik durumum seninle ilgili. Ya yapmayın ya. O bir şeydir yani. O söylediğinle alakası yani. Mecazi söylüyor. Aha gene gitti. Bu sefer İlk gitmeyeceğim. İlkay. Bu sefer gitmeyeceğim ama. Bu gerçekten çok ağır. Ama hayır onu demek istemedi ya, yanlış. Hayır ya o bir söylemdi. Çok alınıyor ya. Alakası yoktu ki. İlkaycığım o anlamda söylemedi. Estağfurullah. Gideyim mi? Gideyim mi? Peşine gene. Ay su yolu yaptı. Ya, kit gel kit gel ya. Kit. Hayır o yanlış anlamda anladı. Söylemedi. Yani vallahi yanlış anladı. Ya. Üzüldüm ya de şimdi. Ya ben de aynı. Fakirlikse kendim fakir kimse olamaz. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah ya. Sağlığımız var. Ya evet ya. Allah şükürler olsun bugünümüze. Tabii Allah herkesi dardan kurtarsın o ayrı. Bir şükür. Üzülüyoruz. O da ayrı da şimdi gerçekten alınacak bir durum yoktu. Söylemedi. O bir söylemedi sadece o bir kelime. En çok sen beni anlaman lazım değil mi? Ya madem öyleydi bana 4 puan verirken hiç bunu düşünmedin, hiç göz önüne getirmedin benim ihtiyacım olduğunu bildiğin halde. Söylemedim mi sana ben sonradan söyle ama sonra pişman olduk fayda etmez İlkay. Bu değil yani tamam mı? Haydi kalk. Şimdi biz de şundan dolayı herhalde herkeste bir tebessüm oluştu. Şimdi düşük puanları aldığı için puanını, bakın bunu yapıyorlar gerçekten de yarışmada. Puanını muhafaza etmek için çok yüksek vermiyorlar ama hem haksızlık oluyor hem de hani çok yüksek puan almadığı için zaten öyle bir şeyi yok hani birinciliğe hani, evet, yani bir matematik şey olarak, yani zaten. Daha maalesef yüksek bekliyor olabilir. Ha belki de yani, olabilir. Bak ikide bir de sen biz çocuk muyuz dedin ya şu an yaptığın çocuk davranış hadi. Ben de diyorum ki niye dün de aynı şeyi söylüyorsun biraz alçak tutacağım ben biraz cimriyim o konuda. E sen de deyince Allah Allah dedim. Tabii ki olabilir yani daha benim puanım açıklanmadı. Herkes de şöyle almış an puanlar almadığı için Esen hariç. Bize yakışmaz bu ya olur mu? Trabzon'a kadar gelmiş insanlar masadan kalkıp gidiyorsun ikide birde. Olur mu? Yakışır mı bize? Aa çok ayıp. Gel İlkay'cığım gel. Bize yakışmaz. Kıyamam ben sana. Bak vallahi beni de üzdün şimdi. Yani durayım önce de ondan sonra dur. Yapma ama o anlamda söylemedi. O hassaslığı var o konuda. Lütfen lütfen ne olursun ağlama. Arkadaşlar. Şey, bir peçete verelim. İyi misin? O anlamda söylemedi. O ve genel olarak kullanılan bir deyimdir ya o. Ondan dolayı lütfen. Şu vallahi üzülürüm. Ağlama ya alınma lütfen. Onun için söylemedi. Özür diledin mi gene? Diledim. İyi misin? Tamam. Peki iyi misin? Üzülme lütfen. Ne olur ben de üzülüyorum. Kıyamam. Çok çok sempatik, çok tatlısın. O anlamda söylemedi. Özür de diledi. Yanlış anlaşılma oldu. Hassas biraz. Peki. Geliyoruz Aleyna'nın puanına. Evet Aleyna, sen de söyle bakalım puanını. Benim Turan Bey puanım 4. Şaka yapıyorsun herhalde. Çünkü ben yorumlarımda da belirttim. Ben sadece kuymağını beğendim. Çorbasını hiç beğenmedim. Çok tuzluydu. Soğan tavası çok tuzluydu. Hamsi kuşun içi pişmemişti. Ana yemeğim bence, bana göre tadı tuzu hiç yoktu. Zaten söyledim. Salatasının da kimyonu çok fazlaydı. Tatlısını zaten hiç beğenmedim. Yani benim yemeklerim yanında sıfırdı. Yani sen bunu olacağını, böyle olacağını biliyordum yani. Onda hiç şu anda şey yapmadım. Hatta puan cetvelini çevirirken neredeyse düşürüyordun onu. Yani nasıl ben bunu yazıp da çevireceğim diye tedirgin bile oldum. Yok hiç asla yok, öyle bir tedirginliğim olmadı. Eline çünkü dolandı. Hakikaten yok. Eline dolandı. Çünkü asla ben bunu siz böyle benim beklentimi bekliyorum. Kesinlikle karşılamadınız. Yani beklenti derken yani hepsi çok güzel demesek de senin menünden çok daha güzellerdi asla yani. Asla güzel çok değil. Hiçbir zahmet, yani. Hiçbir risk bu yok güzel menüzün. Mi? 4. Yakıştı mı buraya? Ben sadece kuymağını beğendim. Eğer fazla puan verseydin çünkü diğer yemekleri hiç beğenmedim. Bu yaptığının adı lütfen haksızlık. İlkay'ın 4 buraya. Beğendim. Olacak bana işte. Bana da çok büyük haksızlık yaptılar. İlkay'a 4 verdin. Keşke ona 4 puan vermeseydim. İlkay'ın masasıyla Turan Bey'in masası i̇şte aynı olmamalıydı ya. Keşke 4 ya. Puan vermeseydim İlkay Hanım'a. Vermeseydin. Başlıyor. İşte vermeseydin. Aleyna yani gerçekten inanamıyorum ya. Bu yaptığının adı haksızlık yani. Böyle bir şey olamaz çünkü ya. Çünkü benim için o kadar söylediler. Hiçbiri risk almadı. Benim için o kadar, söylediler değil. Şöyle diyeceksin. Şey şöyle diyeceksin. Zuhal Hanım Turan bence birinciliğe, Aleyna da birinciliğe oynuyor. Benim için, dün evet. Söyledi. Ben kesinlikle zaten ona gereğini burada söyleyecektim. Geldim gereğini yaptım. Öyle demen lazım. Hayır. Dün siz öyle yaptınız diye ben böyle yaptım diye bir şey yok. Senin evet önüne hataları var. Sütlacın olmamış yani. Şimdi bunu kabul etti. Evet çorbası tuzdan içilmiyordu. O da doğru. Soğan tavası da tam olması gerektiği gibi değildi ama 4 değil. Ne yaparsan yap 4 değil yani. Seni dün en çok ben eleştirdim. Hakkaniyetli puanı da ben verdim. Dikkat et. Kaç vermiştin? 6 verdim. Peki. Yani en çok eleştiren bendim.
Ama hakkaniyetli puanı ben verdim. Gerçekten üzüldüm. Eleştirebilirsin. Eleştir, tabii ki eleştir. Eksiğini noksanı söyleyeceksin. Ama hakkaniyet bu değil. Evet. Ha, bunu vereceğini ben biliyordum. Öyle mi? Tabii, bunu vereceğini ben biliyordum. Hiç tahmin etmemiştim. Hiç böyle tahmin etmemiştim. Ben tahmin etmiştim. Hakkını verir. Bozuldum. Beşten yukarı verdiğin var mı? Çok bozuldum. Efendim? Beşten yukarı verdiğin var mı? Esen Hanım'ın yemeklerini daha çok beğendim ben. Tamam. Kaç vermiştin? Beş. Aa, çok güzel. Çok bayağı bu puan Esen vermiş. Hanım'ın yemeklerini daha çok beğendim. Esen de beşlik değildi. Yani. Benim yemeklerim de beşlikliydi bence. Peki, bakalım. Hakkani etinize teşekkürler. Senden kaç puan gelecek? Evet Esen, görelim lütfen senin de puanını. Ve de duyalım tabii. Turan Bey'e puanım 6. 6 mı? 6. Kapatabilirsin. Ara yemeklerini beğenmedim, söylemiştim zaten. Bir ana yemeğini, kuymağını, bir de salatasını beğendim. Hmm. Salatamız, hamsi kuşumuz. Ama ben beğenmediğimi, için hani hamurlaştığını söyledim, kızarmadığını. Ben demiştim. Ne demiştin canım? Gol atacak. Evet. Ha, 8 demek ki neymiş? Kanki değilmişiz Havva'cığım. Yok, ben de onu dedim zaten ki yani Turan Bey'in size yaptığını siz ona yapmayacaksınız. Siz belirttik yorumlarınızda zaten. Evet. Yani o kendince yorumladı onu. Yani ben eksik olduğuna inanıyorum. Ha, puanın yani, eksik mi? Tabii eksik olduğuna inanıyorum. Yani belki 8 veremeyebilirdi ama 6 da değildi yani. Beğendiklerime verdim puanımı. Beğendim evet. Dediklerime. Teşekkür ediyorum. Şimdi Havva'da puan gösterme sırası. Evet Havva'cığım, senin de puanını görelim. Benim Turan Bey'e puanım 7. Oo, güzel. Güzel puan Turan. Çünkü ilk defa doydum. Afiyet olsun. Neyden kırdın sağlık. Tatlım? Çorbasının tuzu vardı. Evet, doğru. Tatlısı olmamıştı. O da doğru. Bir de bir şey daha vardı. Ekşileri yoktu. Hmm. Ana yemeklerin ekşileri yoktu ama yine puanlarını verdi. Söyledikleriyle örtüşen, paralel, doğru puan. Elinize sağlık.